Benim projemde su ve nem cihazı, şöyle kısaca kendimi de tanıtayım öncelikle. İsmim Duygu Akdemir Sahat, Gaziantep Nurdağ'da Fen Bilimleri öğretmeniyim. Görevde birinci yılım bu Gaziantep'te. Ne yazık ki yarım dönemde yapamadık. İnşallah okullarımızı açarsak düzgün bir şekilde bu projeyi de uygulamak istiyorum açıkçası. Ası için özellikle Antep ya da Güneydoğu Akdeniz bölgeleri için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kafeteryalarda falan görmüşüzdür, bu havalandırma, buhar sistemi, nemlendirme bir rahatlık sağlıyor. Oradan esinlenerek yola çıkmıştım ben bu projemde. İlk başta aslında şöyle düşünüyorum. 8. sınıfın ilk konusu da olan iklim konusu var. Çağımızın, dünyamızın sorunu olan küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişiklikleri göz önünde oluyor. Yaz mevsimleri birden yaza geçebiliyoruz, birden kışa geçebiliyoruz. O yönden bir sıkıntı yaşıyoruz. Yaz mevsimlerinde gıdalar çok daha çabuk bozulabiliyor. Özellikle de klima gibi soğutucu araçları olmayan manavlarda, marketlerde bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Buradan yola çıkarak öncelikle klima kullanımı değil de bu dediğim aleti kullanarak küresel ısınmaya yol açmamak, elektrik tüketimini azaltmak, gıdaların raf ömrünü buna göre uzatabilmek, amaçlarından bazı yeni bir ürün tasarımı yapıp bunun satışını oluşturabilmek. Yapılan çalışmalarda öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarımla birlikte işbirliğiyle katılım sağlayarak sunum becerilerini geliştirme amaçlı bir hazırlık. Dört tane amacımız var burada. İlk başta söylediğim gibi küresel ısınmaya yol açmayan teknolojilerin geliştirilmesi. Burada hedeflerimiz, üç farklı hedeflerimiz var. İklim değişikliklerini fark edecek öğrencimiz. Soğutma teknolojisinde kullanılan teknolojilerin doğaya zararları ve aynı zamanda da yine küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğine gıdaların üzerindeki etkilerini hedefleyip üç tane görevi var. Bu farklı bölgelerden seçilen yedi şehrin dediğimiz yedi bölgemizden ana şehirleri de seçildi. Farklı şehirler olması önemli. Buna göre hava durumlarını inceleyerek bir rapor düzenleyecek. Onun dışında soğutucu, buzdolabı ya da klima, vantilatör gibi modelleri inceleyip onların elektrik tüketimini araştıracak. Ve gıdaların yetiştirme şartları iklimle değişikliğiyle farklılık göz önünde bulunuyor. Bunu araştıracağız. İkinci amacımız ise gıdaların raf ömrünü uzatmak, yeni bir araç üretebilmek diye düşündük. Burada da yine bunları inceleyecek. Tek tek okumayın isterseniz, zamanınızı da almayın, sona kaldım biraz sıkıntı olması. Bunları araştırarak raporlaştıracak öğrencilerimiz. Üretilen yeni ürünün reklam stratejisini oluşturacak, reklam ihtiyaçlarını yapacak, tasarımlarını yapacak, iş bölümleri yapılacak tabii. Burada bu faaliyetlere yönelik videolar var. Küresel ısınma ya da işte o anlattığım aletlerin videoları var. Onlarla ilgili bilgi sahibi olacak öğrencilerimiz. Burada iş bölümlerimiz var. Şuradaki şeyleri tekrar yazmamak için böyle kodlama yapıp yazmıştım ben de. Bu şekilde 2 aylık bir süreçte veya bir arkadaşım varsa projemiz bittiğinde küresel ısınmaya, elektrik tüketimini azaltacak bir ekonomik anlamda bir alet üretebilmek ve bunu sürdürebilir bir hale getirebilmemizi amaçlıyoruz. Ve yola çıktığımız şeydeki meyve ve sebzelerimizin de raf ömrünü uzatarak böylelikle de insanlara, bu işi yapanlara yararlı olmayı sağlıyoruz. Ben aslında sistem projesini tam anlamıyla yapmadım bu şeyde. Öğrencilerim ve okuldaki öğretmen arkadaşlarımı da katmak istediğim için onların da fikirleri olsun istiyorum. O yüzden tam bir yöntem belirlemedim açıkçası. Aklımdaki fikir sadece şu, aynı zamanda Arduino'yu da kullanabilirsek havanın sıcaklığını da ölçüp belli bir zaman aralığında, işte 10 dakika, 15 dakika gibi bir zaman aralığında bir şeyin, o suyun nemin gelmesi lazım. Fazlası da zarar verebilir bazı şeylere. O yüzden bu hava sıcaklığıyla da orantılı olarak aralarda, eğer hava daha çok sıcak olduğunda, öğle vakitlerinde özellikle daha çok su ve nem ihtiyacı olacağı için ona göre bir sistem olacak. Böyle yapacağız. Öğrencilerimize de dediğim gibi belirlemedim ama büyük ihtimalle 7. 8. sınıflardan seçmeyi düşünüyorum. Özellikle 8. sınıflar sınava hazırlanacak ama
onlarla bağlantılı olduğu için onları da işe katmak istiyorum açıkçası. Hem de işbirliği olmuş olur, sosyalleşmiş olurlar. Sınavdan bir vakit uzaklaşmak gerekebiliyor bazen. Bu da o yüzden proje giderlerin de tam anlamıyla yok. Lütfen. Finansman kaynağı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü destekleyeceğini düşünüyorum bu konuda. Kaymakamımız da aynı şekilde. Okula erebirliğimiz yok. Köy okulundayız. O yüzden bir şey, beklentim yok okula erebirliği adına. Ama öğretmen arkadaşlarım ya da dediğim gibi İlçe Milli Eğitim Kaymakam bu konuda, belediye başkanımız bu konuda destek vereceğini düşünüyorum. Eğer okullarımız açılır, öğrencilerimize kavuşursak inşallah onlarla bir araya geliriz. Satışı aynı şekilde. Disiplinler arası ilişkisi ise işte iklim ve hava olayları. Basınç işin içine giriyor. Su falan olduğu için 7. sınıfta bileşikler konusu işleniyor. Suyun yapısını orada az çok görebiliyorlar. Aynı zamanda eşyaların yeniden kullanabilir, geri dönüşümü de bir yandan da şey, hani ek malzeme alacağız tabii ki ama elimizdeki malzemelerden bir şeyler yapabilirsek diye düşünüyoruz. Düşünmelerini isteyeceğim daha doğrusu öğrenci olmayan insanlar. Elektrik akımı Arduino'da kodlamalarda kullanılabilir ya da başka bir şeyde de elektrik akımı olabileceğini düşünüyorum. Teknoloji alanında bilim uygulamaları dersinden kazanımları düşünerek aldım. Elde ettiği bilgiler o amaçlardaki hedeflerimizdekileri değerlendirerek raporlayıp arkadaşlarına sunacaklar. Problemleri, hipotezleri tanımlayıp ve aynı zamanda arkadaş ilişkileri, öğretmenle nasıl iletişim kurulabilir bunun farkına varacaklar. Yine mühendislikte de bilim uygulamalarından aldım. Ürün oluşturmada mühendislik tasarım girişimcilik sürecini uygulayacaklar. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında ilişki kurmaya çalışacaklar. Uzunluk birimleri, verileri bakıp inceleyecekler neden olup. Onları yorumlayacaklar hedeflerdeki. Müfredat analizimiz ise fende dünya ve evren, fiziksel olaylar ve elektrik devleri, basınçta fiziksel olaya girerek. Teknolojide bilimsel bilgimiz, araştırma sorusu, Arduino'yu kullanacağız. Mühendislik ve kodlama ve tasarım, matematik ve geometri ve ölçme ve veri işleme şeyini kullanarak projemizi gerçekleştireceğiz.